İyi bir başlangıç yaptım. Yeni bir sayfa açtım burada. Çok iyi geldi Balıkesir bana. Yani ortam olsun, takım olsun, her şey çok güzel burada. Yani hedefim Allah'ın izniyle işte dediğim gibi Balıkesir tutmak ve sonra Süper Lig'e yükselmek. Mutlaka içinde var kendini tekrardan ispat etmek ama tabii ki öncelikle Balıkesir Spor Lig'de tutmak. Balıkesir Spor'u kendi söylediği gibi layık olduğu yere getirmek ama mutlaka ben kendisini de bir üst ligde yani Süper Lig'de izleyeceğimizi düşünüyorum. Ya adam mesela düşün, rakip 9 kişi. Hani dersin ki takımı ezip de atıyorum rakibi ezdin. 9 kişi ne yapsın abi Akhisar? 9 kişi evet. Ama sen duran topla çözdün abi işi. Sadece duran topla yani. Hani ve 3 tane hakikaten ekstra gol yani. Nesine TV'den herkese dünyanın en güzel liginde Devrim abiyle beraber her zaman olduğu gibi yine dünyanın en güzel liginden konuğumuz olacak. Bu aralar futbolcularla devam ediyoruz. Futbolcular konuk oluyor ve bu hafta da çok güzel ve özel bir konuğumuz var. Haftaya da damga vurdu aynı zamanda. Devrim abi hoş geldin. Hoş bulduk seni. Sen de hoş geldin. Hiç bekletmeyelim Taşkın'ı. Hiç bekletmeyelim çünkü sağ olsun çok az bir zamanı var. Antrenmana katılacak. Taşkın Çalış'la beraberiz. Taşkın hoş geldin. Çok teşekkürler. Kısıtlı zamanda bize zaman ayırdığın için çok sağ ol. Merhaba, hoş bulduk abi. Derim abi yine pası sana atacağım. Hiç merak etme. Pas sende. Sadece bir girizgah yapayım. Taşkın'ı öncelikle tebrik ediyorum. Gerçekten bu hafta atmış olduğu 3 şık golle sadece Türkiye'de değil Avrupa'nın da birçok sosyal medya hesabında attığı goller frikikleri konuşuldu ve o frikiklerde Taşkın ben şunları gördüm ki mutlaka izlemişsindir sen de özellikle 3. frikik golün için Juninho benzetmesi yapılmış vuruş stiline. Juninho'nun paylaşımları yapılmış. Gerçekten çok mutlu olduk biz de onları izlerken. İstersen oradan başlayalım sonra pası ben de Erim abiye atayım. Abi tabii yani benim için gurur verici bir şey. Bir maçta 3 tane frikikten yani ben de dahil görmedim yani hiç. Tabii gurur verici bir şey. Takım arkadaşlarıma da zaten ilk frikik olduğunda söylemiştim yani. Atacağım demiştim, hissettim o an. Şükür oldu işte attım. İkinci frikik olunca yeni kaleci girdi maça. O an kendi kendime dedim yeni kaleci, soğuk şu an. Kalecinin tarafına vurayım dedim. O da oldu. Üçüncü de yani nasıl diyeyim? Pastanın üzerine bir şey olur ya, çilek olur ya. Çilek, krema oldu. Çilek gibi, Çilek gibi krema gibi. oldu Evet, tam doğru. da. Bonus oldu benim için. Yani mükemmel oldu. Tabii Juninho gibi bir futbolcuyla kıyaslanmak veya onun gibi vurdu demek yani çok güzel bir şey benim için yani. Öyle abi. Ben Peki, şunu devrim soracağım abi seni o buyur. zaman. Ben alayım o zaman sazı hemen. Şimdi Taşkın'ın ben background'unu çok iyi biliyorum. Taşkın yaklaşık yanlış bilmiyorsam bir 50'ye yakın millisi var Taşkın'ın. U17'den tut işte U20'ye kadar millisi var. Ben Taşkın'ı şeyden biliyorum. İlk herhalde Antep'e gelmiş. Sonra Bursaspor, Akhisar falan. Ama bir türlü çok genç yaşta gelmişti. Taşkın'ı bu ülkede sağ bek oynattılar abi dönem. Genç yaşta sağ bek oynattılar. Yani şu kalitede duran top kullanan bir oyuncu sağ bek oynuyor. Ve şimdi burada herkese duyurayım ben. Taşkın'la ilk defa yüz yüze geliyoruz. Hiç samimiyetimiz de yok. Ama ben bütün programlarda Taşkın Çalış, Taşkın Çalış anlatıyorum. Diyecekler ki abi akraban mı bu kadar anlatıyorsun ama işte hani benim söylediğimin aslında bu hafta hakkını verdi. En sonunda dikkat çekti. Taşkın ben şeye şaşırıyorum. Senin aslında Türkiye'de çıkışa geçtiğin takım Gümüşhane Spor. Oradan çok iyi biliyorum. Orada da iyi bir ekibiniz vardı. Yani işte Fatih Akker hocaydı. Zahit Fındık, Ali Özgün sen böyle şeytan üçgeni gibi hakikaten. O sene finalde kaybettiniz 1. Ligi. Çok da iyi bir takımınız vardı aslında. Hani orada bir çıkış yaşadın. Ondan sonra ben hep şunu sorgularım. Yani bu Taşkın Çalış abi niye hala 1. Ligde? O hikayeyi senden dinleyelim bir de. Abi tabii çok genç yaşta geldim. 17 yaşında geldim ben Türkiye'ye. 18 yaşına daha doğrusu. Genç yaşta amatör futboldan profesyonel futbola yükseldim. Ve büyük bir sakatlık geçirdim o zamanları. Ayağım kırılmıştı. Bir şekilde olmadı. Her mevkide oynadım dediğin gibi. Sağ bek oynadım. Sağ açık, sol açık. Yeri geldi. Orta sahaya koydular. Forvet arkası. Yani oynamadığım mevki kalmadı orada. Bir şekilde şansım tutmadı Süper Lig'de. Oradan dediğin gibi Gümüşhane'ye geldim.
güzel bir patlama oldu benim için tabii. Çok güzel vakit geçirdim orada da. İki defa finalden döndüm. Bir Bandırma'ya yenildik maalesef. Bir sene sonra da Erzurum'a yenildik. Ondan sonra Vodafone oradan Menemen'e gittim. Orada nasip oldu. Bilmiyorum abi yani. Tabii hedefimiz tekrardan Süper Lig'i yakalamak. Ama PTT Ligi'de kaliteli bir lig yani şu an. Ve yani o bile güzel yani bu ligde oynayabilmek de güzel. Tabii hedefimiz var. Hedefimiz önceliğim şu an Balıkesir'i ligde tutmak inşallah. Ondan sonra ilerleyen yıllarda inşallah Süper Lig'e tekrardan ayak basmak. şunu merak ettim mesela. Menemen Spor'da sezon sonu mukavelen bitmişti Taşkın. Birçok takımla da görüştüm muhtemelen sezon sonu. Öyle biliyorum ben. Bir Boluspor olayını falan da biliyorum. Yalnız enteresan bir şekilde bonservisi elinde dedim bu adam. Bugün kesin Süper Lig'e gider dedim. Tekrar Menemen'e döndüm mesela. Hani Menemen'i sevdin herhalde. Orayı çok seviyordun muhtemelen. Orada da hani her anlamda takıma çok büyük katkı sağlıyordun. Menemen'e döndün ve sezon sonunda böyle bir ayrılık oldu ama devre arasında birçok oyuncu ayrıldı Menemen Spor'dan da. Hani bana şu enteresan geliyor. Hani bu ligin de kaliteli olduğunu söylüyorsun. Evet ama hani ben senin yerinde empati yapıyorum bak. Daha ilk defa denk geldik. Vallahi billahi ben hani şu anda ligi yadırgarım yani. Yanlış mıyım seni yani? Hani bu kadar hani ilk defa denk geliyoruz. Bu kadar üst düzey futbol oynuyor. Kaç senedir oynuyor. Bak Gümüşhane'den sonra çok iyi. Bir Malatyaspor macerası var ama Malatyaspor kiralık verdi hep. Malatyaspor taşkını. Ben oradan beri takip ederim. Ve hani bu ligi iyi olduğunu söylüyor. Ben mesela hani artık 28 yaşına gelmiş. 27 bitmiş. 28'den gün almış. Bir an önce üst ligi yakalamak olmasıdır muhtemelen. Tabii amacı da o taşkında ama yani taşkını biz en yakın ne zaman Süper Lig'de görürüz mesela? Ya da Süper Lig'de görebilir miyiz? Vallahi abi şöyle söyleyeyim. Tabii dediğim gibi öncelikle Balıkesir Lig'de tutmak istiyoruz. İnşallah da yani iyi bir başlangıç yaptım. Yeni bir sayfa açtım burada. Çok iyi geldi Balıkesir bana. Yani ortam olsun, takım olsun her şey çok güzel burada. Yani hedefim Allah'ın izniyle işte dediğim gibi Balıkesir tutmak ve sonra Süper Lig'e yükselmek. Dediğim gibi sezon başı da sözleşmem yoktu Menemen'le. Boştaydım. Dediğim gibi birkaç tane Süper Lig takımıyla da görüştük. Maalesef olmadı. PTT'den de aynı teklifleri aldım ve bildiğim yerden daha doğrusu ayrılmak istemedim. Sonuçta takım kaptanısın, bir geçmişin var, takımı yükseltmişsin, seviliyorsun. Sevildiğim yerden de ayrılmak istemedim. Böyle bir karar almıştık o zamanları. Ama tabii hedefim yani şu an hedefim Süper Lig'e yükselmek bir şekilde. Burada başarılı olup inşallah orayı da yakalayacağımı düşünüyorum. Ben Devrim şöyle abi söyleyeyim. son soru için sana çok çok özür dilerim Devrim abi. Son soru için sana pası atacağım. Taşkın da antrenmana gidecek. Sen istersen hemen o sorunu sor ben bölmeyeyim. Sonra son soru için sana bırakacağım. Şöyle söyleyeceğim ya aslında hani ben mesela sosyal medyada da yazıyorum. Hani bu hani yaptığımız yorumlarda da hep söylüyorum. Ya bu adam nasıl hala birincilikte kalır? Kimse nasıl görmez falan diyorum. Ya Taşkın bak çok samimi bir soru soracağım. Çok samimi bir soru yani. İlk defa denk geliyoruz. Tanışmıyoruz daha önceden de. Ya hani bazıları şey yazdı mesela benim yazdığıma sosyal medyada işte. Ya abi tamam evet yetenekli de acaba sorun kendisinde mi dedi bu çocuğun? Yani hakikaten herkes görüyor mesela. Ben evet ilk amacım Balıkesirspor'u tutmak ligde. Ben de aynı fikirdeyim. Yani işte geldim bir takıma. Şimdi burada ne acaba hedefin ne diye sormaktan ziyade çok güzel bir şey söyledim. Benim ilk hedefim Balıkesirspor'u ligde tutmak. Ama bazen sosyal medyada yazıyor ya bu adam evet kaliteli abi iyi oyuncu ama yani acaba hani kendinde mi sorun var abi açık açık sorayım sana yani sen mi istemedin gitmek nasıl oldu yani ben onu soracağım bitireceğim sonra seni top sende o zaman. Abi istememek gibi bir durum yok. Ama bu soruyu yani soruyu derken bunu çok duydum. Hocalarımdan da duydum. Yani senin hala bu liglerde ne işin var diye çok hocam oldu bana. Yeteneklisin, topa vuruyorsun yani ne gerekiyorsa var diyor ama neden gidemiyorsun diye çok söylediler. Vallahi abi ben de bilmiyorum. Şahsen ben de bilmiyorum neden olmadığını. Ama inşallah yani bu sene başaracağız yani başaracağım inşallah. İnşallah Süper Lig'i tekrardan yakalayacağım ve sonra herkese Taşkın Çalış'ı tekrardan göstereceğim yani. Hedefim o. Taşkın. Son soru hemen antrenman başlıyor. Sesler geliyor. Düdükler de çalmaya başladı. Muhtemelen arkadaşların yavaş yavaş çünkü sahaya gelecekler. Çok zorlu haftalar var Balıkesir Spor için. Takım Taşkın Yusuf Şimşek mutlaka yeni bir enerji, yeni bir sinerji. Sen de söyledin ligde kalma hedefindesiniz. Çok zor bir lig oluyor. Nasıl haftalar bekliyor Balıkesir Spor'u?
Abi tabii bizim için her maç şu an final niteliğinde. Yani durumumuz belli. 19 puandayız. Şu an alt tarafta bayağı takımlar çekişiyor zaten. Ya, hedefimiz tabii bu hafta ilk maçımız Menemen'le oynayacağız. Yani eski takımla karşı oynayacağız. Benden daha iyi kimse bilemez onları. İnşallah onları yenmek istiyoruz. Hedefimiz o. Ya, biz her hafta tek tek maçları üstüne koya koya yenmek istiyoruz. Bizim hedefimiz şu an düşmeye değil, biraz daha yukarı tırmanmaya şu an zaten. Balıkesir'i layık olduğu yerlere taşımak istiyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Yani zor bir süreç olacak ama başaracağız yani sezon sonunda. Taşkın, Son çok soruyu teşekkür soruyorum. ederim. Sonra Son soruyu sorayım abi. soruyorum. Çok kısa Sor abi. soracağım. Seni de yormayacağız Taşkın. Merak ettiğim için soruyorum. Çok çabuk alıştım dedin ya Balıkesir'e. Sebep ne? Yani çok böyle arkadaş canlısı ekip mi var? Yoksa futbolcu arkadaşların mı çok böyle hani böyle cana yakın mı artık? Neden çok çabuk alıştın merak ettim. Yeni geldin hemen de uyum sağladın mesela. Aynen abi, zaten şöyle bir şey var. Hepsiyle karşılıklı oynadığımız futbolcular. Çoğuyla da birlikte oynadım zaten. Yani sevdiğim abilerim de var burada. Bir de hepsi cana yakın yani. Kimse böyle hemen yok, bu yeni geldi, şöyle böyle muhabbet yok. Burada herkes yani abi kardeş gibi zaten. Hocalardan tut, yönetimden tut, futbolculardan tut. Hepsi abi kardeş gibi bir ortam var. Yani çok güzel bir ortam var. Yani çabuk alıştım, hemen kabullendiler ve Allah'a şükürler olsun, iyi gidiyor yani. İyi de gidecek. Çok teşekkür ederiz Taşkın. Antrenmana çıkacaksın. Kolaylıklar diliyoruz. Geri kalan haftalarda başarılı golleri de alıştırdın. Bekliyoruz o golleri de o zaman. Şu an çıtayı bayağı yükselttik. Bakalım Çok inşallah yüksek. devamı gelir. İnşallah Allah sağlık İnşallah. sıhhat versin öncelikle. Gerisi gelir zaten. Çok teşekkür ederiz Taşkın. Başarılar. Çok teşekkür ederim. Başarılar Size iyi Taşkın. Çok yayınlar. sağ olasın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Evet, Taşkın Çalış'la beraberdik. Bu haftaya damga vurdu gerçekten. 3 tane güzel gol, 3 tane jeneriklik gol. Özellikle maç sonu açıklamalarına da baktığımızda tabii 10 kişi, 9 kişi sıkışan bir oyun ama duran topun işte ne kadar önemli olduğu, frikikleri ne kadar iyi kullanmanın vermiş olduğu takıma avantajını da bir bakıma 1, 2, 3 kez gösterdi. Devrim abi, şimdi yine çok küçük bir değerlendirme gibi oluyor aslında biraz ama sevgili Taşkın'ı dinledik. O da aslında senin sorunla beraber, Süper Lig sorunla beraber tabii ki içinde mutlaka Süper Lig'de oynamak, büyük bir kulüpte forma giymek herkesin isteğidir ama senin belirtmiş olduğun o yaş baremi 27'den 28'e geçiyor ve o imza için zaman geliyor aslında ki sen hatırlattın. Yanılmıyorsam hatta Taşkın'ın Gaziantepspor'da da bir kupa sevinci de var. Bir kupa şampiyonu da yaşamıştı. Yanılmıyorsam Gaziantepspor'la. Kariyeri çok iyi bir kariyer zaten ama size Devrim abi sosyal medyada sürekli zaten yazıyor Taşkın'la ilgili pozitif düşüncelerini. Ben şunu çıkardım Devrim abi son pası sana şöyle atayım. Mutlaka içinde var kendini tekrardan ispat etmek ama tabii ki öncelikle Balıkesirspor'u ligde tutmak. Balıkesirspor'u kendi söylediği gibi layık olduğu yere getirmek ama mutlaka ben kendisini de bir üst ligde yani Süper Lig'de izleyeceğimizi düşünüyorum. Valla yani neyini tabii eksik gördüler bilemiyorum. Temposunu mu eksik gördüler? Tempo desen hani ben abi sadece şu duran toplar için ben Süper Lig'de takımda alırım abi. Çünkü bu adam bunları ilk defa yapmıyor, anladın mı? Bak yayında yok şu anda, arkasından konuşuyoruz yani. Ya yani bu adam bunları ilk defa yapmıyor ki abi. Şimdi emin ol, seni kalan atıyorum işte 13-14 neyse kaç maç oynayacak? Belki 10 tane maç oynayacak yani. Hani Taşkın bazında söylüyorum oynayacağım maç sayısını. Ya Evet. 3 tane, 2 tane, 3 tane, 5 tane yine atacak böyle goller yani. Yine atacak. Hani bu adamın ilk defa yaptığı şeyler değil. Görünmemesi enteresan. Yani bir tarafını eksik buluyorlar muhtemelen. Tempo mu diyorlar, ne diyorlar ama abi. Hani diyor mesela şu duran top için bile ya adam mesela düşün. Rakip 9 kişi. Hani dersin ki takımı ezip de atıyorum rakibi ezdin. 9 kişi ne yapsın abi Akhisar? 9 kişi evet. Ama sen duran topla çözdün abi işi. Sadece duran topla yani. Hani ve 3 tane hakikaten ekstra gol yani. Ve kaleci değişmesine rağmen hakikaten çok özel bir oyuncu. Benim de çok keyif aldığım izlerken bir oyuncu. Önce tabii ki hedefi Balıkesirspor'u kurtarmak, kendisi de söyledi. Sonraki işte inşallah dedi, Süper Lig dedi. Başarılar diliyorum ben kendisine de. Hakikaten üst düzey bir futbolcu. Bir an önce gitmesi lazım Süper Lig'e bence. Evet, Taşkın Çalış'la beraberdik. Çok sağ antrenmana çıkıyor şimdi. Zaman ayırdı, düşüncelerini bizlerle beraber paylaştı ve dünyanın en güzel liginde haftaya yine
Teknik direktör, futbolcu, belki daha başka bir kademeden bilmiyorum. Devrim abinin yapacağı plan ve programlamayla artık önümüzdeki hafta konuğumuzu göreceğiz, ama biraz da aslında hafta sonunun da enerjisi burayı belirliyor. Taşkın'ın 3 golü, 3 güzel golü, Devrim abinin sürekli Taşkın'dan bahsetmesi, birincilik saatinde de sosyal medya hesabında da Taşkın'ı da burada bizlerle buluşturdu. Herkese tabii ki öncelikle sağlık temenni edelim. Maçlar çok yüksek tempoda geçiyor. Birincilik saatinde ben Devrim abiyle bunları konuşacağım. Çünkü maçlar gerçekten çok zorlu geçmeye başladı. Her puan önemi yukarıda da aşağıda da büyük önem taşıyor. Yukarı çıkmak ve aşağıya tekrar düşmek, ikinci lige düşmek arasında çok ince bir çizgi olacak gibi duruyor Devrim abi. Çünkü gerçekten puan farkları çok aynı ve maçlar çok o. Takım Marson hamlelerini yaptı, son transferler yapıldı. Oyuncu değişiklikleri yine var, yine devam ediyor. Enteresan bir birincilik bizi bekliyor sezon sonuna doğru. Sağlıkla sıhhatle inşallah sezonu tamamlayalım. Biz de bir an evvel yeni sezon için Devrim abiyle beraber, çünkü yola çıkmak istiyoruz. Hani ben böyle kameradan konuşmaktan gerçekten hani bir an evvel bunun son bulup artık yan yana canlı canlı konuşmak, onlarla röportaj yapmak istiyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. İnşallah bu süreç bittiğinde orada olacağız. Devrim abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Haftaya yine beraberiz dünyanın en güzel liginde. Evet. Ama ondan önce birincilik saati için yine buradan duyurumuzu yapalım. Birincilik maçlarını konuşacağız. Herkese sağlık, sıhhat temenni ediyorum. Kendinize iyi bakın. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkürler. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.